Çok Tekrar birlikteyiz. Biz sohbete de devam ediyoruz. Şey, şimdi şu olay şu. Siz öyle bir anlatıyorsunuz ki hadisleri bize. E, ya işte Mehdi gelecek, Mehdi'nin şu özellikleri olacak, kolunu şöyle kaldıracak, başını şöyle yapacak, tam şurada ol çıkacak, 313 kişi olacak, 7 kişi gelecek, tam... Yani böyle bir gelecekten haber veriyorsunuz. Halbuki yani bizim... Kişisel olarak bilgimiz şudur: Gelecek bilgisi Allah'a aittir. Yani geleceği hiç kimse bilemez. Biz buna bu algıyla, bu algıyı önemsiyoruz. Neden siz bu kadar detaylı anlatıyorsunuz? Bir de ikincisi, Hazreti Peygamber sonuçta tabii ki Peygamber ama bir insan, bir insan o kısacık ömründe. Bu kadar bilgiyi, bu kadar enformasyonu verebilir mi? Bu benim biraz aklıma sığmıyor. Yani dolayısıyla bu hadislere kuşkuyla yaklaşmama neden oluyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi bir defa gaybı ancak Allah bilir. Kaydesini el-Usnete göre izah edecek olursak ne diyor? La ya'lemi'r gaybe illallah diyor. Alacak Allah bilir. Bu kaide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnni la a'lemu ma fi vera'del cidar. Ben bu duvarın arkasında ne var olduğunu bilemem diyor. Hadis bu da. Bunu da okuyoruz. İlla en yuallimeni Rabbi. Ama Rabbim öğretirse müstesna diyor. Bir defa Müslümanın inancı ne olmalı? Allah bildirmeden melek de bir şey bilemez. Peygamber de bir şey bilemez. Ancak Allah'ın bildirdiği kadarıyla sınırlı bilir. Bu, bu sınırı da koymak lazım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş bildirmemiş meselelerine gelince bir defa ayetten peygamberlere gaybı gelecekle ilgili bilgileri bildiriyor muydu bildirmiyor muydu? Kur'an'dan delilimiz var mıdır? İki ay ayet vardır. Bir ayette ne bu Resulullah ve li yutliakum alel gayb. Ey kullar ben sizi gaybıma vakıf kılacak değilim. Ve lakin Allah yeşte bimin min rusuli yasha. Rasullerimden seçerim, kullarımdan rasuller seçerim bu Resullerime bildiririm, onlar vasıtasıyla size bildiririm. Bu bir ayet. İkinci ayet Cin Suresi. Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybi ahada. Allah bütün gaypları bilendir. Allah'ın gaybı bilmesiyle, peygamberin gelecekten bilmesi farkı var. Ne demek fark var? O onu o bildirdiğiyle sınırlı. O kendiliğinden bilmiyor. Ama Allah kendiliğinden biliyor, zatıyla biliyor, sıfatlarıyla biliyor. Fe la yuzhiru ala gaybi ahada. Allah gaybına gizli ilimlerine, gelecekle ilgili bilgilerine hiç kimseyi vakıf etmez. Bu ayet bitiyor. Öbür ayet devam ediyor. İlla müstesna. Men irtaza, ancak, ancak men o kimse ki irtaza Allah razı olduysa ona min rasul bir rasul olarak. Kimi rasul olarak seçme, seçti beğendiyse bunun huyu ahlakı sefer abuke yahlukum Allah Allah alemi haysiye cali risalete peygamberliğini kime vereceğini o bilir diyor. Yani bahiten. gelecek bilgisini peygamberine... peygamberlere vereceğini iki ayette rasullere tahsis ediyor. Ha bu keramet tarikiyle, ilham tarikiyle, rüya ile mesela biliniyor bazı şeyler çıkıyor. O seni bağlar. Beni bağlar. Ben sana inanmışım, güvenmişim, rüyaları çıkıyor. Ayrı şey. bir şey. Bir ilmi bir e, hüccet insanlara helal haram tespit eden, gelecekte şu olacak diye ilim ifade eden bir şey olmaz. Ama Hazreti Ali Efendimiz de gösterdik Kerbelada buraya devrilecekler ehli beytle şunlar şurada vefat. bunlar evliyada da nakledilmiş sahabede de nakledilmiş ee, Hz. Ebu Bekir kızını kız olacağını söylemiş Hz. Ayşe'ye ben ölüyorum kardeşini de iyi taksim edin falan ya çok bunlar var hocam. Ya, bunlar keramet denebilir. Hz. Yusuf'la ilgili rüya tabirleri falan Ama var Ama o ya peygamber, peygamber zaten o 7 seneyi işte söylüyor. işte peygamberler e, için o tür peygamberler tarifler için tarifler var. Peygamberler için ayet var Peygamberler için ayet var. Şimdi burada biz Resulullah'tan bahsediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne zaman oldu? Mesela bu fiten meseleleri sorunludur dediler. İşte o lafları çıkarttılar. Fiten hadisleri sorunludur. Şimdi fiten hadislerinin bir alim ne demez? Bir muhaddis, ben hadis talebesiyim diyen bir adam ne diyemez? Fiten hadisleri sorunludur diyemez. Ne der? Mesela o niye benzer? İmamlar sorunludur. Öğretmenler sorunludur. Ona benzer. Öyle diyemezsin. Sorunlusu vardır, iyisi vardır, kötüsü vardır. Şimdi fiten hadislerinde mütevâtiri vardır, sahihi vardır, haseni vardır, zayıfı vardır, garibi vardır, münkeri vardır. Mevzu uydurma rivayette vardır. Şimdi bu noktada e, biz e, diyebiliriz ki sahihler sahihtir, bizi bağlar. Tek bir sahabeden bile gelse eğer Buhari gibi, Müslim gibi ha şu var sen kafadan dersen ki ben hadislere inanmıyorum. Mesela bir adam derse ki hadislerin yani sahih kaynakla da gelse Bukhari Müslüm Kütübü Sitte İsnat, Senet bilmem ne olsa delil değil beni bağlamaz diyorsan ha burada ehl Sünnet'ten mi çıktın dinden mi çıktın onu konuşmuyorum ama ben seni muhatap alıp da seni ikna etmeye uğraşmam. Ama şimdi 7 alim gelecek. 313 evmenin adam var. Bu Bukhari Müslim gibi en sahih kaynaklarda geçmiyorsa misal. Siz de kalksanız deseniz ki yok yani bir şey. Değil. Ben size el üstünden çıktım, dinden çıktım diyemem ki. Şimdi. Ama bir İsa'nın nüzülü konusu ana madde bütün akaid kitaplarında ve İsa sevfe yetti sümme yutvili deccalin Şu anda deccal da Kur'an'da yok. Ha şunu Ben diyorum ki bakın deccalla ilgili deccalın çıkışı ile ilgili beş vakit namazın sonunda bütün sahabeye emretmiş. Kendisi de dört şeyden Allah'a sığının. Birisi ve ucubuken fitnetilmesi, deccal. Bu Buhari'de varsa, Müslim'de varsa, 1400 senedir namazlarda selamdan önce bu dua bütün ulema evliya okumuşsa, mütevatir olduysa manen, yani yalanda birleşmeleri düşünemeyecek kadar tarikten geliyor. Bu o zaman bir deccal konusu var. Ama şimdi kulağa nasıldı rivayeti bir adada şu anda diyelim yaşıyor e, temimi Müslim'de geçiyor. Ben onu kabul ediyorum. Ama şimdi bir adam, şimdi Deccal yaşıyor mu? Deccal nereden çıkacak? İspahan'dan çıkacak. E, İspahan nerede? İran'da. 70 bin Yahudi ile çıkacak. Üzerlerinde Tayla buluyor. Bunlar teferruata girdiği zaman. Siz deseniz ki, ya bir İspahan rivatini kabul etmiyorum. Ya şunu kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum. O zaman hadis sıhhat derecelerine göre bu incelendiği zaman bu seni iman şartı olarak bağlamaz. Ama bir Deccal konusu, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü konusu, Mehdi konusu. Mehdi bile İsa nüzülüyle Deccal'dan daha şey kalıyor. Düşük. Düşük şey kalıyor. Zayıf, kalıyor. zayıf Zayıf demiyorum ama şöyle bakımdan. Mesela bir adam Mehdi'yi inkar etseyle, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü inkar etse bir değil. Anladım. Çok iyi anladım. Alüs'ü e, tekfirde icma etmiş. Neden? Mütevatir şeyi e, yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar fazla sahabiden, tabiinden, tarikten gelmiş. Peki. Buraya... Şimdi Efendimiz gaypları meselesi. Şey diyor ki. Anlattınız bakın, onu. Şu hadis-i şerifi esas söyleyeyim. Bu ne zaman oldu bu şeylerle ilgili olay? Ee, Amr İbni Ahtab radıyallahu anh diyor sahabeden kaynağını söylüyorum. Sayın Müslim rakam 2892. Hadis rakamı 2892 Sahih Müslim'de. Diyor ki bir sabah namazını kıldık. Bu bir günde oldu. Yani bunların ekserisi bir günde oldu. Bir sabah namazını kıldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince minbere çıktı. Yani onun minberi şimdiki gibi yüksek değil. Üç basamak bir şey. Elbette hurma kütüğüne dayanıyordu. Minbere çıktı. Başladı. Bize anlatma. Olmuşları da anlattı. Olacaklardan da anlattı. Allah'ın bildirmesi. Yalnız buradaki şu anda Allah bana söz verdi. Sorduklarınızı bazı şeyleri bildirecek. İyi dinleyin. Öğlen namazı oldu. Yani ortalama 4-5 saat. Yani yaz kış orada çok değişmez Medine'de. Bura gibi oynamaz o kadar. Efendim bir saat iki saat oynar. Öğlen namazına indi minberden. Abdest falan tazelemedi. Yani abdesti var. Kıldırdı. Bir daha çıktı. İkindi namaz oldu. İkindiye kadar yine neler olacağını biteceğini anlattı. Allah bana bildirdi size bildiriyorum. İkindiden indi. İndi minberden. İkindiyi kıldırdı. Çıktı. Güneş batana kadar. Bu sahih Müslim'de. Benim elimde sahih Müslim gibi bir kaynağım var. Uzun ben sahih bir kaynaklardan konuşmuyorum. Uzun uzun anlattı diyorsunuz. Yani. Bakın o gün sabah namazından onlar sabah erken de biraz kılarlardı. Sabahtan akşam güneş battı. Diyor. Şimdi diyor. Sahih diyor. Huzeyfe'den de var. Her şeyi söylüyor. Bima kâne ve mâ Bir de şu mesele var. Bunu özel bazı sahabelere, mesela biz harpte Hz. Muaz yanına gelmiş, kıyametten evvel altı şey olacak ya Muaz, e, dinle dedi. O özel oldu. Ondan rivayetler geldi. Ama Muaz tarikiyle geldi radıyallahu anh. Öbüründe birine özel yolculukta, seferde devamlı yanında insan var. Birden vahiy geliyordu, söylüyordu. Ama bunu camide, lebalep dolu, Sabah namazı, beş vakit namaz. Zaten bütün sahabe cami bir de kılıyor. Peki. Tek cami Hocam. var. Hocam. Bunu söyledikten sonra olmuşları da söyledi. Olacaklardan da Allah'ın bildirdiklerini söyledi Haber mi? Haber verdi. Söyledi. Benim soruma cevap aldım ben. Teşekkürler. Tamam. Ha Şimdi, onu şunu diyor. Ben ama alem, bu, bu, ne ilerleyemiyoruz. Abi? Bu çok mühim. En bilginimiz kimdir diyor. Sahabede bu işleri en çok fiten hadisleri. Bu konulara en çok kime soralım? Ozat diyor ki... Hafızası en güçlü olan kimse... Onun kafasında daha fazla kalmıştır. En bilgi onda diyor. Ben ne yapayım diyor. Peki. Bu durum tahakkuk etti. Bundan sonrası teferruatlarda yani inanır inanmaz ama nedir? Bir IŞİD hakkındaki şeyi Nuhaym İbni Hammadın fiteninden bana Mısırlı bir alim gönderdi. IŞİD ilk çıkmış kimsenin bir şeyden haberi yok. Öfkeli gençler. Biz... Orada ömreye gidiyoruz. İhram üstümüzde havaalanında millet gençler bunlara gider. Mehdi bilmem ne zanneder. Hilafet devleti kurdu zanneder diye. Havaalanında ihram üstümüzde bir açıklama yaptık. Bu açı mesela Nuhaym İbni Hammad 1250 sene evvelki kaynak. 1250 sene. Nedir kaynak. ya olay ne? Bukhari'nin şey ne diyor? İşte şöyle insanlar çıkacak. Bunlar efendim Müslümanlara kafir. Özellikle Müslümanlara kafir diyecekler. Saçları uzun olacak. İsimleri küngeler olacak. Hepsinin sonu Dimeşki, Bağdadi bilmem nevi hep bak, İşi bunları, tarif ediyor. Aynen ben uzun uzun anlattım. Şimdi burada sen bu kaynak 1200 evvel sene yazılmış. Peygamber ne biri bilmem diyeceğin yerde biz bunlara dedik ki bu olaylar çıkacak. Bunlar Müslümanları kesecek, doğrayacak. Bunlara karışmayın. Bu vesaire vesaire. Bayağı bir insanda bundan bizim laflarımızdan gidecekti İslam devleti kuruldu diye. E güzel bir, şey, güzel bir şey oldu. Ancak mesela sonunda bunlar nasıl bitecek? Onu mesela ben o zaman dedim, sordulardı bana bir kanalda. Dedim yani hadise göre kendi aralarındaki iç savaşlarından güçleri bitecek. Hakikaten bekliyordum ben. Birkaç sene daha daha diye bayağı bir hüküm sürdü. Amerika yol verdi, İngiliz yol e, kendi verdi. Ne oldu? Ama şimdi o Tahrir-i kafir dedi. kafirdi. Ennusra Tahrir-i kafirdi. Birbirlerine girdiler. Şu doğru. anda İdlib bilmem ne de bin tane grup hepsi birbirini tekfir ediyor. Doğru. Tugaylar geldi. Oradan buradan Doğu Türkistan'dan Peki, Özbekistan. Hocam şu mevzular, Şunu demek ya, istiyorum. Yani bu Ne olur? Hadisler, dönebilir miyiz ya? Bu şu, hadisler aynen çıkıyor yani. Şu meseleye dönelim. Şimdi mehdi Şimdi, meselesi. bir dakika şurada kaldık. Bir dakika bir kaldığımız yeri. Bu hilafet devleti kuruldu. 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 Sonra ne olacak? Dedik, yani e, Deccal, Deccal ile Mehdi arasında bir bağlantı var mı aynı dönemde? Aynı mi? dönem o sonraki dönem. Mehdi 26 sene e, ilk 26 sene Mehdi tek. Peki bütün dünyaya mı hüküm sürecek yoksa sadece dünyaya hüküm sürecek? Ama neden sonra? İsa Aleyhisselam'ın inişinden sonra, Deccal'ın katlinden sonra. Peki İsa Ali... Ama dünyaya da hüküm ne zaman? Melhame-i Kübra'yı kazandıktan sonra gel... Rom, Roma'ya kadar gidecek. Peki o 26 sene hüküm sürecek dediğiniz dönemdeki sürülecek olan hükümün şeyi, coğrafyası neresi? <laughs> coğrafyası, Körfez'ün şeyi, Ceziretül Arap, Arap Yarımadası, Bizim bu tabii ki Türkiye mülkiye var. Çünkü Müslümanlar Türkiye'de de o zaman var. Müslümanlardan ona yardıma gidecekler var. Biat edecekler var. Dünyanın her tarafında Horasan diyor. Horasan Mekke Medine'ye uzak. O zaman Mehdi say hadiste siyah sancaklar Horasan'dan geldiği zaman O zaman, zaman Mehdi yani, bir İslam devleti kuracak. Dünya çapında tek İslam devleti, hilafet devleti kuracak. Ama nüfus az. Şu andaki coğrafyaları 85 milyon Türkiye böyle düşünmeyin. Nüfus az. Arapların nüfusunun ekseriyeti Kudüs'e sığınmış. Ha bu nasıl olacak? Demin onun mukaddimesini yaptım. Yatak serdim ona. Niçin? Ne bilelim işte. Bilmem nükleer mi atacak? Mikrop mu saçacak? Yani nüfus... Niye nüfus azalacak ya, bilmiyorum diyor. Yani. Ya, bilmiyorum. Ya. Yani. Bilmiyoruz ama bakın şu anda gavurların projelerinde hani? nüfusu dünya nüfusunu kaça indirmeye uğraşıyorlarmış? 500 milyona. Yani, ya, ya bu lafları duymuyor musunuz? Hani nüfusun nüfusun azalacağı haberi inanılmaz inanılması mümkün olmayan bir haber değil. Dediğiniz gibi. Anladım mi, ama 1400 mi? sene evvel bu kaynaklar yazılı mürekkebinin bilmem ne araştırmasını yapsan, kaç sene evvel yazılmışını baksan, 1250 sene, 1300 sene evvel rapor alırsın o yazıya. O yazıda diyor ki sana Arapların nüfusu çok az olacak, ekserisi Kudüs'te olacak. Yani nüfusun azalması muhtemel değil ki zahirde. Doğru. 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 Bu bilgi, e bu, bu bilgi... Bu, bilgi, bir bilgidir. Önemli bir bilgi. Peki bir şey daha sonra. Bir sorayım. de mesela İstanbul, Türk... Letüf İstanbul mutlaka fethi olunacak. Şimdiye kadar olmaya da bilirdi. Peki. Hay, Yaşan Nuri bile ne dedi? Yahu dedi zayıf mayıf hadis madis dedi ama İstanbul'da feth olundu. Ne yapacağız şimdi ya dedi. Reformistlerin babası ya. Peki bir şey Ama işte böyle oluyor. Bunlar Peki. hep söylendi Peki, ya. Peki bir şey soracağım. Evet. Bu 26 yıl süresince... E bir e, İslam devleti kuracak, hüküm sürecek. 26 Mesciid-i Aksa'da imam olacak. İmranü Beytül Makdis. mescid i Aksa'nın şenlenmesi, mamur olması. Allah neresi zayıf kalırsa, garip kalırsa sonra orayı şenlendirir. Allah'ın adeti budur. Mekke Medine 1400 evet. sene şen, şen e, doldu taştı. Kudüs ağladı mı? O zaman buna göre İsrail Ku... devleti yıkılmış olacak. tabii. Bir defa Hazreti Mehdi'nin hilafet Ey diyor İbni Havale diyor, hilafetin Kudüs'e indiğini gördüğün zaman fakat deneti zelazilu vel belabilu vel umur Çok büyük zelzeleler olacak diyor. Bütün bir defa dünya yıkılıyor her yer. Yıkılan yıkılana milyonlar kalıyor şu enkaz altında. Zelzeleler çoğalıyor. Bunlar hepsini bir anda düşünmek lazım. Nüfus nasıl azalıyor? İlla kavurun mikrobuyla demedik. Zelzeleler yanaştı diyor. Büyük belalar yanaştı. Öyle büyük işler olacak ki artık. Doğum sancısı, kıyam, dünya bitiyor. Bunları göreceksin diyor. Ey İbni Havale diyor. Sahabeden bir zattır. Burada Mehdiden önce mi olacak? So bu Mehdiden sonra bu. Mehdi biatını aldı. Mekke Medine'yi kotardı. Mezepler ittifak etti. İhtilaf <laughs> kalmadı. Tarikat, şeyh, mürit, mürşit, bilmem amaatürri, deşler bir şey yok. Tek. Bu ittifak hasıl olunca Kudüs'e geliyor. Kudüs'de Yahudi devleti yok. Bir defa bunu kesin söyleyebiliriz müjdelenebiliriz, sevinebiliriz. Mescid-i Aksa özgürleşecek. Peki. Ama Mehdi özgürleştirmiyor. Mehdi savaşsız giriyor. Evet. Mehdi'nin savaşsız girmesi bize neyi gösteriyor? Yahudi önceden bertaraf oldu. Yani Yahudi'nin şahsından konuşmuyoruz. İsrailli vatandaş yaşayabilir. Devlet, Siyonist devlet, Siyonist devletin gücü, dünya hakimiyeti yok. Peki. Olsa oraya Mehdi girip de imam olabilir. Mi? Zelzeleler ne zaman olacak? Mehdi, zelzeleler biraz sonra Hazreti Mehdi'nin Kudüs'e gelmesinden akibinde e, zelzeleler başlıyor. O 26 yıllık. O 26 süreçtiyle. yıldan e, tabii 26 yıllık Melhame arası. Ha Melhame dediğiniz o büyük savaş 26 yılın sonunda mı çıkıyor? Son, 26 yılın sonunda. Ha. Melhameni bak Hazreti Mehdi'nin 40 senesi hadisleri topladığımız zaman yüzlerce rivayeti topladığımız zaman hayatı çıkıyor. 40'a kadar silik bir mübarek 40 da bu biat ona ihsan edilmiş. 40'tan sonra 26 sene Mekke, Medine havalisi, islah faaliyetleri, Mescid-i Aksa'nın mamur edilmesi, imamlığı. O zaten diyor ki harab Yesrib, Mescid-i Aksa şenlenince Medine viran kalacak. Niye? Bir de Medine kurtlar, kurtlar, köpekler minbere inecek, sahih hadis. O açlıktan, kıtlıktan, kıyamete yakın. Bu o değil. Burada Medine'nin bütün gençleri Mehdi ile beraber büyük cihatlara yelken açılacağı için bu tarafa doğru deccal bekleniyor. Hepsi şey biliyorlar onu ben biliyorum o bilmiyor mu? Onlar Medine'de eli silah tutanlar gençler bütün yani ona yardım edelim bir şehit olalım diye cihat şuuruyla gelecekler Kudüs'e. Medine viran kalacak. Şimdi viran şimdi gel hadise Ebu Davut'a gel. Mehdi Maktis'in mamurluğu yani hilafet Kudüs'e indi. Karabu Yesribe. Medine viran kaldı. Çünkü neden? Halk çıktı. Geldi cihata. Ve harabu yesribe yes Medine viran olduğunu gördüğünüz zaman, yani genç, genç kalmadı böyle kalabalık cemaatler camide. Kurucul melheme Melheme-i kübra patladı. İşte o 26'nın sonunda Medine'den de ordular ittihak ediyor. Horasan'dan 4-5 bin kişi siyah sancaklar gelince diyor fe'tu ve lefse habben karda da olsanız Artık o mevsimimi söylüyor ona bir şey diyemiyorum. Karda emekleyerek de olsa o orduya katılın. Feynefi halifeti Allah'ın Mehdi. Mehdi'ye yardım gidiyor Bir dakika, bir dakika. Ee, bu Armageddon dediğimiz Melhame-i Kübra yani büyük savaş. Bu nereden patlayacak? Bir de söyleyeceğim. Onu söyleyin de evet. Mehdi öncülüğünde mi olacak? Mehdi öncülüğünde. Ha. Komutan Mehdi. Komutan Mehdi. Mehdi. 26 yıl boyunca savaş olmayacak. O yok. Savaş 20, yok. Peki kiminle savaşacak 26 yıl sonra? 26 yılın işte dolumunda artık artık 3 aşağı 5 yukarı e, Hazreti Mehdi'nin bu ittifakı sağlaması e, ve bütün Müslümanları birleştirmesi Mescid-i Ekrem mağmurluğu tabii ki kafirleri Rum diyor. Hadislerde Almanya Amerika demez. Hadislerdeki Naslar Müslim'de şurada bütün saykanlıklar Rum diye geçer. Rum bir ırktır. E işte Avrupa'nın, işte hatta Avustralya dahil, Roma, ben, Roma, Roma. Roma. yani bu ırkın e, onlara Rum deniyor, yani ki genel manada. Bu Rumlar e, buradan kafirler işte rahatsız olacak. Bak Yahudi geçmiyor. Yani o konuda Rum diyor ya, Rum Yahudi dem, demek değil. Ama şimdi Rum deyince de bizim bu Rumları kastetmiyor herhalde, değil mi? Hani Rum diye bir Rum vatandaş de, var. Rum diye bir vatandaş demiyorum ben. Bu hadislerde Arap, Rum. Yahudi böyle kelimeler geçer. Yani ırk, Türk, Türk geçer. Bunlar ırktır. Bu ırkları dediğin zaman coğrafya değişir, ilin adı değişir veya da ülkeler değişir ama ırklar değişmez. Burada bu coğrafyada kim ya? Şu hangi ırk ekseriyetle? Şimdi Rumlar yani Avrupa Birliği diyoruz biz ona şimdi. NATO'de Amerika'da, Avustralya'da katta birbirine. Benim onu bilmiyorum. Orada hangi yer su altında kalacak Hollanda, Öpürü bilmem ne olacak. Ben şimdi onları coğrafyanın nasıl değişeceğini de bilemem. Zelzeleler ona göre nereleri yıkar devirir. Bazı merkezler değişecek. Kıyamete yakın bazı merkezler değişecek. Birçok merkez değişecek. Harap yerler mamur olacak, mamur yerler viran olacak. Bu zaten eskiden de dünyanın, Babil nerede şimdi? Yani dünyanın eski merkezleri şu anda işlemiyor. Dolayısıyla bu şey kafirleri Avrupalıları, işte Rumları diyor hadis rahatsız edecek. Rahatsız edince Hazreti Mehdi ile e, savaşmak isteyecekler. Fakat bu savaşta göze al, alamıyorlar. Veyahut da bir sebep çıkmıyor. Bir bilmem ne. Esas mesele bu orada hadis-i şerif diyor ki bu Bukhari'de de var. Rumlarla aranızda bir barış olacak. Şimdi mesele savaştan önce, melhame-i kübradan önce bir hüdne diyor. Hüdne sulh demek. Bütün dü dünya yavru temsilcileriyle, Avrupa temsilcileriyle e, barış olacak. Bu barış üzerine ne yapacaklar? Diyecekler ki müşterek... Barışı bozacaklar? Yok, müşterek düşmanla savaşalım diyecekler. Kimmiş müşterek düşman? İşte şimdi onlar... Bunlar biri nerede, biri nerede. O kadar kaynakları birleştirince dolu da kitap var. 2-3 laf benim kıyamet alameti var. Şimdi bu müşterek düşman e, hakkında iki rivayet var. Bir rivayet Bukhari, La tekumu saatu hatta tukatulu huzen ve kirman. Huz ve kirman diyor. Bu şu anda İran'da. Ama şu anda İran'da şu andaki İran mı kalacağı konuşmuyorum. <laughs> Ülkeler bazında konuşmuyorum. Huz ve kirmanla savaşmadan kıyamet kopmayacak. Diğer hadis-i şerifte hatta tukatülü Faris. Farslarla, Acemlerle bir savaş. Yani şu anda da Bilmiyorum danışıklı dövüş müdür ama Amerika'nın Amerika'nın İran'la dalaşması, bulaşması şunlar bunlar bir mesaj veriyorsa da ben tam o noktayı görmüyorum şu an o savaşı. Fakat Avrupa ile birleşildiği zaman bir Fars milletiyle. Bakın yine ırkların üzerinde duruyoruz. Pers. Perslerle bir savaş. Bunun Müslüman olmayanlarıyla. E, o çünkü e, onların da her sınıfı var. Şu anda İspahan'dan Deccal çıkacak diyor. 70 bin Yahudi ile çıkacak. O hadisi düşünürseniz Deccal Mehdi zamanında çıktığında İspahan İran'ın merkezi vilayeti 70 bin Yahudi'ni arıyor. Ama Yahudi vardır orada. Eskiden beri Yahudi merkezlerindendir ama. Dolayısıyla coğrafyalar değişiyor. Siz dünya hallaç pamuğu gibi dağılacağı için. Açacağın, ona göre dikkat edelim. Şimdi de İran'la savaşacağız dedi gibi bir mana haşa Yok. çıkmasın. Huz ve Kirman diyor. Öbür hadiste bunun. Faris diyor. Bunlar hep sahih. Bunlarla birlikte bir savaş olacak. Bir dakika. Bir dakika. Avrupayla Hazreti Mehdi birleşiyor. Tamam bir de ha Avrupa ha. ile Mehdi Ordusu. arasında evet. bir mutabakat sağlanacak. Evet. Gel diyecekler ortak düşmana karşı savaşalım. O anda e, bir Farisi milleti, Pers milleti, evet. e, o günün koşullarında ortaya çıkacak. Koşullarındaki. ortaya çıkacak. Acemilerle bir savaş. Onlarla olacak. Savaş, olacak. savaş olacak. Tamam. Bu savaş bazı rivayetlerde Çin. Şimdi bazı hadisler mesela Hindin Hind milletinin Bitişi nereden olacak? Çünkü Kur'an diyor ki: "İstahdilla. <laughs> e, <laughs> ve in min qaryatin illa nahnu muhlikuha kabla yawmil kıyameti ve muadhibuha azaban şedîdâ. Kân zâlike fil kitabı mastura. Ben diyor ezelde levhumuzda yazdım. Tevrat'ta ince hepsinde yazdım diyor. Kıyametten önce bütün kariyeleri yani büyük merkezleri, şeyleri helak edeceğim diyor. Şimdi bu ate göre bunun da şerhinde bu izahlar yapılmış. Ayeti gönderdiğine göre tefsirini de yap. Mevla gönderiyor tabii. Vahiy Allah'tan. Şimdi Mesela Hindin, Çin de Hind ırk Yani Hindistan'ın bitmesi, Hindistan'ın bitmesi Çin'in eliyle olacak diyor bazı hadisler. Çin'in eliyle olacak diyor. Bak, Hindin Ama bitmesi, bunun bir ilgisi Mehdi ile bir ilgisi yok. yok. Ama o, o, dönemlerde yakın. Çin zelzelelerle. Bak şimdi Çin ne olacak ne olacak bütün dünya Çin'i merak ediyor. Şimdi Allah istediği zaman bazı zelzeleler koca bir ülkeyi çökertir, bitirir. Bir zelzelelik işi var. Ama bunu yapar yapmaz. Hangi bölgesel olarak ben bunu takvimini şeyini demiyorum. Ama ırkları konuşuyor. Sın diyor, Hint diyor. Şimdi Hz. Mehdi ile bir rivayete göre bu rivayette güçlü. Çin'le savaş var. Yani Hz. Mehdi'nin ordularıyla Avrupa'nın birliğinde Çin'le savaş var. Ha, bence bu daha mantıklı. Bu, şimdi mantıkla olsa rivayet olarak öbürü güçlü. Mantık olarak bu güçlü. Ama bu da bir rivayet var. Ama bak ben zayıfa zayıf, sahiha sahih diyorum. Huzla, Kirman, Faris, Bukhari'de de var. Ha şimdi Mehdi ile Avrupa, Amerika ittifak yapacak. Evet. E, bir milletle savaşacaksa bu Çinliler olur herhalde. Yani herhalde. şimdiden öyle bir şey gözüküyor. Eyvah Doğu şey, Perinçek duymasın çok kızar. Ya ben bir şey de, Ben onun için diyorum <laughs> şimdiki Çin değil, şimdiki harita değil diyorum işte. Doğu Bey de üzmeyelim kimseyi rahatsız etmeyelim. Şimdi ya o zaman Mehdi'nin Amerika ile Avrupa ile ittifak kurması da biraz bana tuhaf geldi. Hallandık da sulh var, barış imzaladılar. Onlar Mehdi ile anlaşmaya mecbur oluyorlar zaten. Mehdi'nin teyidi ilahisi var, yani manevi bir gücü var. Onunla savaşı gözü alamıyorlar, imza yapıyorlar. E, e, hüdne deniyor bunu Hadis i şerifte. Lâtekûmûs hatta tekune Şöyle, tamam, anladım. Beynekum ve beyne rum diyor. Bu, bu, Rumlarla aranızda diyor bir barış. Efendi, bunların hepsi kaynaklarını verebilir. Siz Peki. bana inanıyorsanız diye dinliyorsunuz. Ama ha kaynaksız konuşmuyorum. Onu demek istiyorum. Tamam. Dediğim kaynağa inanırsın inanmasını konuşmuyorum. Hayır, ben ha. e, öyle. Ama şey, ben... hepsi kaynaklı. Ben hepsinin rakamını cildini veririm. Tamam. Siz İslam tarihinde bu kaynakları veriyorsunuz, görüyorsunuz. Anladım. Ben şeyi merak ediyorum. Tamam. E, Mehdi e, İslam devletini kurdu. Evet. E, Kudüs merkezli. Hükümranlığını sürdürüyor. Avrupa ile de, Avrupa ile barıştı, ufak yaptı, müşterek düşmanla, müşterek düşmanla. savaşlar artık, oldu. Artık hangisi ise? Hangisi ise? Savaştı. Tamam. Bu Sonra, arada 4 ile dokuz arası rivayetler var. En büyük rivayeti alalım. 9 sene bu barış devam etti e, ve müşterek düşmanlarla savaş, mücadele devam ediyor. Devam etti. Bu devamının neticesinde. E, Üç tane sebep, bunların üçü de sahte var. Bir sebep, e, diyorlar ki Faris milletiyle yapılan savaşta Müslümanlar, tabi coğrafya olarak Müslümanların çoluk çocuğundan da esir düşenler olmuş. Rumlar diyor ki, işte Rumların neyse heyeti, e, siz diyor... E, Geçenki savaşta artık batı paktı diye kafirlerle yapılan, sırf kafirlerle yapılan savaşta ne ganimet alındıysa, işte esirdir, şudur budur, tam bizle bölüştünüz diyorlar. Hmm. Fakat şimdi siz burada ayrımcılık yapıyorsunuz. Ee, bu Müslümanların zürriyetlerinden işte karısı, kızı, çoluğu, çocuğu esir düşerse, bunlardan da yarı yarıya değil mi diyor, yani bunun sayısı belli diyor, bu yarı yarıya bize vermeniz lazım diyor. İhtilaf çıkıyor. Yani. Ha, Hazreti Mehdi diyor ki ganimet olması için bunun kafirlerden olması lazım. Bunlar hasbel kader bu coğrafyadan yapılan harplerde toplanmış. Bunlar bizim din kardeşlerimizdir. Onun için bunlar ganimete dahil değil. Ben de bunu ganimet olarak kabul etmiyorum. Ben de bunu köle cariye yapmıyorum. Müslüman zaten neyi esir değil ki diyor bu. Bu diyor benim dinimden bunu benden say. Bunu ganimete sayma diyor. Birinci ihtilaf sayı hadislerde bu çıkıyor. İkinci batıyla. Batıyla. İkinci ihtilaf yine e, hadis şeriflerde bu, e, Rumlarla bu savaşlar işte en az 4 sene müşterek operasyonlar var. Şimdi bile Rusya e, şeye karşı Ukrayna'ya karşı şey ederken Çeçenistan Kadir Madurov'dan ordular destek veriyor. Duyuyoruz ki aldığımız haberle göre bazı Rus askerleri bir oluyor. Yani Ukraynalı bizim ırkımız, mırkımız, dindaşımız dedik o Amerika'ya takıldı bak bize ne yapıyor mesela. Bu da kendi Müslüman ama bize yardım ediyor gibi Müslüman olma oranı arttığının haberleri geliyor. Şimdi dolayısıyla burada da Rumlardan bir kısımları Müslüman olmuş. Kaç sene ya? Hazreti Mehdi'nin yanında adam namaz, abdest görüyor yani İslam ahlakı, ikram falan. O ittifak İ sayesinde. İttifak sayesinde Müslüman olanlar e, efendim bayağı artmış. Ama böyle yüz binler, milyonlar ifade edecek bir rakam değil. Bu sefer bir gün yine işte bu harplerin kazandığı dönemde e, bir yerde oturuyorlar. O, o, bölgeler hep Halep, Amikovası işte oralar. O Nasır'ı, işte onları anlatacağız şimdi. Melhame'ye gelince o da patlamadı. Orada e, otururlarken ne derken bir derenin kenarı. O tarafta o, işte Avrupalılar, bu tarafta bunlar. Bir tanesi haçı çıkarıyor. Galebe salip diyor. Haç galip geldi diyor. Yani o savaşları haça mal ediyor. Kazanımları haça mal ediyor. E pardon, pardon Onur ne dedin? Dur daha Deccal'e gelmedik. Deccal'a gelmeyeceğiz bugün. Öyle anlaşmadık ki. Deccal <laughs> ayrı bir konu çağırıyorsunuz. <laughs> Mübarek Deccal. Oho sen 70 saat konuşmuşuk. Onları gelip bir saat, Adam iki Adam sadece Deccal'i merak ediyor. Ya, ya. merak ediyor. Bir sitede izle Deccal'i. Şu anda Armageddon'u daha... Doğru anlatalım Armageddon'u. Yani. Kendisini şöyle izah ediyor. Düşmanını tanı, şeyinden yola çıkarak. E tam doğru haklı. E ben de, de, zaten Deccalı Peygamberimiz 1400 sene evvel niye sığının demiş 5 vakit namazda. Tanı sığın. Şimdi o diyor ki haç galip geldi. Kim diyor bunu? Avrupa ordusundan Rumlardan demiş. İşte Avrupa'da demeye lüzum yok. Bilki Avrupa'da kalmayacak. Rumlardan diyelim. O bölgelerde yaşayan Rumlardan bir asker. Haçı kaldırıyor. Galebe salip diyor. Haç galip geldi diyor. Müslümanlardan biri de bunu duyunca sinirleniyor. Sen ittifaktasın yani şimdi bir Barış içinde. O da diyor ki bel galib Allah diyor. Hayır Allah diyor galip. Allah galip geldi diyor. Bu onu deyince o haçı kaldırınca bu Müslüman da gidiyor. Onun elinden haçı almaya uğraşıyor. Haçı zorlayıp alayım derken diğer Rumlardan görenler edenler geliyor bu Müslümanı öldürüyor. Eyvah. Şimdi o adam senin elinden haçı almaya çalışıyor, sen de geliyorsun bunu öldürüyorsun. Yani mukabiliyet olmuyor. Dolayısıyla ondan sonra e, diğer ordularda onlar onun arkasına, onlar Müslümanlar birbirinin arkasına bu şey, e, savaş kızışıyor. Kızışınca, basit ya, savaş şey... başlamıyor, savaş yok şu anda. Kavga başlıyor, kavga başlayınca... Basit bir nedenden çıkmış, ba basit sanki Birinci Dünya Savaşı'nın bir... çıkış nedeni gibi. İşte tabii kişiden. ama şeyde Müslüman ganimetten Fars milletinin ganimetini istediler. Orada bir ihtilaf orada doğdu. Çıktı. İkinci bu çıktı. Üçüncü de bu sefer diyorlar ki bu bizim içimizden Müslüman olanlar, size katılanlar var. Bunlar da bu sefer o olay patlayınca o Müslüman olanlar da bunlar. Onlar onları öldürünce onlar onları öldürüyor. Adam diyor ki ya biz bunu getirdik. Bizim ordudaydı. Şimdi Müslüman sizin tarafa geçiyor. Şimdi geldi bizi kesiyor. Bizim diyor adamlarımızdan kaç kişi size Müslüman olarak geçtiyse Onları bize teslim edin. Ver bize diyor. Teslim et benim adamı getirmişim diyor. Kendimi mi kestirteceğim diyor. Müslümanlar da diyor ki bunlar ihbanuna bizim kardeşlerimiz olmuş, din kardeşimiz olmuş. Sen burada yanlışı başlatan sensin. Biz bunları diyor asla size diyor vermeyiz. Vermeyiz deyince şimdi geldik Zurnan zırt dediği yere. Rumlar İstanbul hükümeti sahibül Konstantiniye geçer hadislerde. Konstantiniyenin sahibi. İstanbul hükümeti. Dikkat edelim şimdi. Burada Müslüman İstanbul... mı o? İşte Müslüman olduğu anlaşılıyor. Yani Müslüman veya değil ama yaptığı işe bak, yardıma bak şimdi. İstanbul hükümeti. O zamanki İstanbul hükümeti kim olacak? Bir de İstanbul hükümeti diye şu anda bir şey yok. Ankara hükümeti var. Ama ben hadis-i şerifleri ne dedim? Coğrafyalar şunlar bunlara göre konuşuyorum. Burada tabii Türk milleti yaşayacağı anlaşılıyor. Ne kadar e, misafir gelse de, ırk değişse de falan. Onu da bilmiyoruz. Kaç yüz senede neler olur ama Türk milletinin yurdudur. Şimdi İstanbul hükümeti ne? Rumlar elçi gönderiyor. Diyorlar ki bize e, efendim yardım gönderesin. Biz burada birbirine kattık karıştık. E, sizden destek istiyoruz. Araplara karşı diyor. Tabir Araplara karşı diye geçiyor. İstanbul hükümetinin cevabı biz bu zamana kadar Araplarla harp etmedik. Savaşa girmedik. Bu işe de biz girmeyiz. E bizden bir destek, yardım beklemeyin diye cevap veriyor. Bu sefer Hazreti Medine'nin tarafı Muhattak denen bir dağ var. Yine o şeyde Kudüs tarafına yakın. Çocuklarını, kızlarını falan, hanımlarını oraya yerleştirmişler. Savaşta sırf erkekler var. Kuvvet zafiyeti <laughs> hasıl olunca, biraz güç zafiyeti gibi olunca bunlar e, bayağı varlar. Bu sefer e, İstanbul hükümeti diyor Sahibül Konstantiniye 300 bin kişi yani işte Türkiye'de İstanbul'dan Hazreti Mehdi'ye yardım gönderiyor. Ben bunu bilmiyordum. Şöyle bilmiyordum. Şu hadisi biliyordum. Sahih hadis Ebu Davut'tan. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman ona tabi olun. Demin okudum Ebu Davut hadise. Ben Horasan'ı Erzurum Horasan değil ki bu. Afganistan'da Horasan var, İran'da Horasan var. Şey bile Özbek şey Mavera Nehir, e, Seyhun Ceyhun oralarda bile Horasan var. Şimdi bu sancaklar oradan gelince Türklerle ilgili müjdeyi bu zannediyordum. Meğer Seyit Maliki Hazretleri vardı. Yakında vefat etmişti. Mekke'nin en büyük seyitlerinden, şeyhlerinden. Haseni bir aile. Hatta Hazreti Mehdi'nin onların soyundan gelmesi Araplarda ve Haz Hazreti Hasan soyu diye. Hatta Osman Çataklı vardı rahmetli Erbakan Hoca'nın eriştesi. Biz onunla gittik de Muhammed Malik'i de hiç daha tanımıyoruz. Mekke'de bindik otobüse, İstanbul Müftüsü de var falan. O da niye geliyormuş meğer? Biz ziyarete gidiyoruz. O da diyor ki bunun alametleri tutuyormuş bir O da o işe takmıştı. Osman Çataklı, Kabri Nur olsun. Her sene Hatça gidiyordu. Mina'da kan götürecek, savaşlar olacak diye. o da o niyetteydi. dolayısıyla Muhammed Malik'i çok önemli bir figürdü İslam aleminde. Fas'tan tut e kadar. O dedi bir evde misafiriz. Ya dedi ey gidi Türkler dedi. ne mübarek villasıyız dedi. Hazreti Mehdiye bile dedi. Sizden 300 bin medet gelecek. Yardım gelecek dedi. Ben bunu sevindim ettim ama o fırsatı cemaat içinde de bulamadım. Ben de zannediyorum hala ki Horasan. Fakat Horasan'ın tarifi tam net değil. Afganistan'dan tutun. Türkistan, Türkmenistan değil. Türkistan, Yesevi yurduna kadar. Bölgenin adı bir acayip bir şey bu Horasan tabiri yani. Zaten oradan gelenlere Erzurum'da da Horasan denmiş. Erzurum o Horasan değil. Dolayısıyla bunu ben ne zaman anladım? Ne zaman bu hadisi görünce ki İstanbul'un yetkilisi diyor. İstanbul'dan 300 bin kişi gönderdi. Peki. Bu İstanbul'dan da 300 bin kişi kuvvet takviye geliyor. Bu sefer şeyler yardımsız kalıyor. Yani Rumlar bir güçlenmek istiyor. Rumlar elçi yani mektubu neyse o zamanki iletişim vasıtaları Roma'ya haber gönderiyor. Mesela Roma. Roma iki Konstantin var. İstanbul Suğra, Roma Kübra. Konstantinitül Kübra. Büyük büyük, büyük, Konstantin. büyük Konstantin. Şimdi Büyük Konstantin'i anlamazsak tekrar başa döneriz. Melhame çıkacak şimdi. Melhameden sonra Fetül Konstantini'ye Konstantin'in fethi diyor şimdi Ebu Davud hadisi. Orayı anlamayan bazıları isim vermeyelim. Diyorlar ki İstanbul bir daha fethedilecek. İstanbul bir daha fethedilmedi. Bu İstanbul değil diyor. Berzenci'yi 250 sene evvel bu diyor Büyük Konstantin. Roma'da. Roma, diyor. Bu İstanbul'u bir daha Mehdi orduları buraya işgal edecek gibi bir şey yok diyor. Yani. Ha, o IŞİD'in ikide bir İstanbul'u tehdit etmesinin nedeni bu mu? Nedeni bu. Hmm. Bu sahih Müslim'de de bu hadis var. E, fakat maalesef bazı isim vermeyeyim marka hocalar. Onlar da İstanbul bir daha fethedileceği çeviriyorlar. Şimdi İstanbul bir daha fethedilecek meselesi, İstanbul'la ilgili bir şey var. Nedir o? Melhameden sonra kaçan. Kaçan Rumların askerleri bu tarafa kaçtığı için onlarla ilgili büyük takip var. Emir Dağı kadar, Afyon, Amura adı. Emir Dağı kadar bir takip var. Sonra Roma çıkışı var. Daha İsa inmeden Hazreti Mehdi Roma'ya gidecek. Şimdi süreci bu, bu böyle sürdürürsek onlar Roma'dan yardım istiyor. Melhame'ye geldik. Roma ne yapıyor? Ya büyük savaşa geldi. geldik. Adetlerini söyleyeyim. Sayı hadisler ne buyuruyor? La tekumu saatu kıyamet kopmayacak. Hatta tenziler Rum <laughs> ta ki Rumlar inene kadar. Nereye? Bil amak amak ammak Amik amikovası. Amik. Ev Rabi çek Ev bir dabik ya da dabik. O da merci dabik. Şimdi amikovası ise bizim haritayı görmenin zamanı mı? Şöyle bir görelim bu iki yeri. Evet, evet. Buralar bu iki yer nedir hocam? Şimdi hadisde diyor ki rumlar buraya inene kadar kıyamet kopmayacak. Yani Melhame-i Kübra patlayana kadar buyurmak istiyor. Melhame-i Kübra'nın alanı da, Dabık dediğiniz yer yani burası. Dabık burası Halep'e 30 kilometre. bizim o bize de öyle 30 falan. Halep'le bizim sınır. Şu andaki bizim sınır arası Dabık. Amikova'sı da Amikova'sı Antakya, Asi Nehri civarı, Maraş'a kadar gelen mümbit araziler ama yani evet, esas şu, Antakya. Şu Antakya taraf. evet. Tarafı, evet. E ee, ravi şekl burada. Yani ya dabik dedi diyor ya Amikovası şura bölge şura. Yani şurada bir yerde ee, şurada Rumlar buraya inecek. Ne kadar nasıl inecek? Tahde emanine rayeten 80 sancak altında. Bu 80 sancak ülke midir? E, millet midir? E, millet o kadar olmaz. Ülke olabilir. 80 sancak Tahte külli ratin her sancağın altında kaç asker var? İsne aşara elf. 12 bin. Toplam 960 bin. İbni Hacer diyor ki belki bir milyondur da küsurat müsurat var. Ama şu var ben dediği gibi abimin nasçıyım. Delile bağlı kalmayı severim. 80 diyor. 80 sancak diyor. Her birinin altı 12 bin. Çarptın 960 bin kişiyle Buraya da bir savaş olacak. Bunu 9, ayet gibi inanıyorum. 960 bin Avru, Rum. Yani Avrupa. Karşı Avrupa. tarafta. Karşı taraf 960 bin. Mehdi'de? de. Şimdi internetler bazı şeyler 1 milyona 1 milyon diyor. Yok kardeşim 1 milyona 1 milyon yok. Ben kaynakları sana söyleyeyim. 313'ten 7 alimin ordusu Mekke'den katıldığından beri yanında duran ordu. Medine'den de gelsin. 3-5 bin 10 bin. Misal. Yemen'den 40 bin geliyor, İstanbul'dan 300 bin geliyor. E en büyük rakam yine İstanbul, 300 bin geliyor. Ondan sonra Horasan'dan 4-5 bin arası. Bunların tümünü toplasan 300-400 bin, yani Medine'den ne kadar e, gelecek aradan, tam rakam veremem. 400 bin, 500 iki. bin olsun. Yani peki o zaman iki ordu arasında yani 1 milyon e, karşı orduda karşı bir ordular, milyon. Evet. Mehdi ordusunda 400 bin diyelim. Diyelim. Arada büyük devasa fark var. Ama arada devasa fark var işte. Şimdi Mehdi'nin işte ne gösteriyordu ne gösterebiliyor muydu bir şey. Allah gösterecek bir şey işte bakalım. Şimdi bir reklam şimdi, daha verirseniz on sana heyecanlansınlar bakalım nasıl şimdi, kazanacağız şimdi, biz bu işi. Şimdi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Burası e, İslam'a göre diyorsunuz Ha, ha ancak büyük Yavuz Hristiyan kaynaklarında bura değil. Biliyorum biliyorum. O şura. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Evet. Burası İslam'a göre büyük savaşı. Melhame-i yani Armagedon'un yapılacağı, yapılacağı yer burası. Yer. Bu olmadan kıyamet kopmaz. Peki. Bu ikincisi şey. de şu. Biden'ın ifade ettiği Hristiyan teolojisine göre bu tür bir büyük savaşın çıkacağı yer şurası. Megiddo Dağı dedi. Megiddo Dağı, evet. Armagedon burada çıkacak. Bu 25 çıkacak. metrelik bir tepe. Büyük bir dağ değil. 25 metre Gördünüz bir tepe. Gördünüz mü burayı? Gördüm şey, resimleri var. 25 metrelik bir tepe Nasıriya'ya yakın Hayfa limanına. Liman mühim burada. Çünkü Avrupa orduları karadan mı gelecek, denizden mi gelecek? Tezkereye evet mi, hayır mıya döner? Ondan sonra Türkiye çiğnenecek mi, çiğnenmeyecek mi konusunu da ele alalım. Peki Armagedon savaşı e, savaşında da yine e, böyle sayılar var mı? Hakan Bayrakçı yani 1 milyon şeyin bilmiyorum. Şey, öbür kaynakları ben incelemedim. Hmm. Yani nasıl bir savaş Ama bizim, olacak burada? Evet. Ya yani Bunların Hristiyan teolojisinde öngörülen savaş ne? Nasıl bir savaş? Hristiyan teolojisinde rakam verilmiyor. Yani verilmiyor. şu kadar yüz bin bu Peki, kadar milyon verilmiyor. Peki savaşın mahiyeti hakkında bir şey söyleniyor mu? Evet. Genel laflar var. Ee, orada tanımlama daha çok iyilerin ve kötülerin savaşı diye tanımlanıyor. İyilerin ve kötülerin. Evet. Kendileri de iyi oldukları için. Evet. Evet, Ama İslam evet. literatüründe de Müslümanlar iyidir, Kaç taraf kötüdür. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Şunu tespit etmek lazım. Şimdi hocanın anlattığı iyi taraf yani Mehdi tarafı acaba onların da inandığı iyi tarafla aynı taraf mı? Yoksa hocanın Rum tarafı dediği ee, o onların da iyi taraf dediği taraf. Şimdi ama şunu Şunu düşünürsek anlarız. Mesela bizim peygamber göndermeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler ne diyorsa müşriklere karşı müşrikleri e, kitapsızları biz yen, yendik diyorlardı. Ve Yahudiler de Hristiyanlar da ahir zaman peygamberini bekliyorlardı. Ama bizim Efendimiz Arap'tan gelince işleri bozuldu. Yoksa hmm. ona inanıyorlardı. Ve bekliyorlardı değil mi? Ahmet Esbine, Muhammed. Bu, ne zaman sıfatlarını değiştirmek lüzumu hissettiler? Arap'tan gönderilince, onlar beni İsrail'den bekliyorlardı. Arap'tan gönderilince sıfatları, mufatları, tahrifat, işte şeyde ne onun adı, İncil'in değiştirilmesi falan bizim bu şeylerde oldu. Ne diyorsun Bursa'ya yakın, İznik'te. Tahrifat, Doğru. yani ne zaman oldu? Tahrifatlar, istediğin adam gelirse, tahrifata lüzum yok, destek benden değilse, Arap'tansa nübüvvet ben İsrail'den gitmesin hesabı Hocam bir tek sorun var. Problem şurada. Şu anda onlar da belki iyilik kazanacaklar ama hayır. o iyi kim olacak işte? işte problem şurada. Şimdi Tevrat'a göre, aslında Kur'an-ı Kerim'e göre de, mesela bunu birçok kişi fark etmemiştir açıkçası. Ee, İslam peygamber bizim peygamberimiz hariç Aşağı yukarı peygamberlerin tamamı Beni İsrail'dendir. Ekseriyeti ben İsrail'dendir evet. Yani Yahudi onu kabul et, kabullenemediler diyor zaten. Araplardan Şimdi, 6 peygamber gelmiştir. Topu topu 6. Heh. Bütün dünya aleminde 6 evet, tane. Evet. Yani hatta toplumda bilinen Hazreti Davut, Hazreti Süleyman bunlar İsrail devletinin kralları. Tabii. Krallar İsrail oldu. Resmen kral. Hem de peygamberler. İsrail'den. Evet. Beni İsrail kralları yani ya devlet kralı adam şey peygamber aynı dünyayı zamanda dünyayı yönetiyordu. Şimdi tabii. dolayısıyla yani o zenginliğiyle bilinen Süleyman dedikleri kuşlarla konuşur dedikleri falan kuş dilini bilirler. Hep yani. kuş dilini ayet bilir ayet dedik. onlar ayet. Ayetlerde de var. Ayet Ayet Kur'an söylüyor. Şimdi evet. hepsi bu e, peygamberlerin ben İsrail'dendir hocanın tabiriyle söyleyeyim doğru. Problem şu bu tezatı Avrupa'da yaşıyor yani günümüz psikolojisini söylüyorum ben olayın günümüzden bakışını söylüyorum. Ee, bu tezatı yaşıyor bütün Avrupa ve Amerika Batı Batı dünyası. Ama aynı zamanda şimdi hocanın anlattıklarına göre İslam'da bir sükunet veya bir fikir birlikteliği var gibi gözükse de 6 7 inananlar arasında ayrı tez var. Ne 6 7? 72. Hayır temelde ha. diyorum. 72 Abi, 77 yet, de. 72 temelde, temelde zaten. Temelde. Yani burada problem o Armageddon dedikleri evet Megido zaten Arma savaş demek ya genel batı diye. Megiddo'daki savaş. Megiddo'daki savaş. Armageddo. Şimdi o Armageddo onların inandığı savaş aslında hocanın da anlattığı bölgesel olarak da biraz Yakın. uyuşuyor. Ha Yakın. yani e, Yani hocanın anlattığı savaş şurada. Evet. Hristiyanların yani an, Biden'ın anlattığı savaş şurada. Evet ama hoca birinci bölümde Kudüs etrafındaki gerilimleri de söyledi. söyledi. Yani, do evet. Dolayısıyla İki senaryoda ben, çok büyük çelişkiler yok. Çelişme, çok çok, çok ben, yok.